Değerli Yolcu TV izleyenleri, gene pratik bilgilerle dolu bir video çekmeye çalışacağım. Genelde şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Pazardan işte bir demet nane, roka, tere, maydanoz alıyoruz. Fakat bunları aldığımızda genelde kullanamadan yarısı pörsüyor, sararıyor, atmak zorunda kalıyoruz. Şimdi biz ne yapacağız? Bu naneleri çelikleyip tekrardan üretmeye çalışacağız. Bakalım bu yaptığımız işlem tutacak mı ve taze taze her zaman mutfağımızda bulunan istediğimizde koparıp yiyebileceğimiz salatalara katabileceğimiz nanelerimizi, kendi nanelerimizi, doğal çiçek gibi nanelerimizi üretebilecek miyiz? Bunun için ne yapıyoruz? Aldığımız nanelerin yapraklarını kopartıyoruz, öyle temizliyoruz, onları taze taze kullanıyoruz. Sap kısımlarını atmıyoruz. Görüyorsunuz, sap kısımlarını atmıyoruz. Bunları tekrardan çelikleyeceğiz. Bunları ben şimdi aşama aşama göstereceğim. Bu taktik, eğer kökleri varsa maydanozda, rokada, terede, marulda kökleri duruyorsa uygulanabilir. Bu çelik yöntemi sadece nanede oluyor. Tere'de, roka'da, maydanozda, marulda uygulanabilmesi için onların köklerinin duruyor olması gerekir. Şimdi ben sadece nanenin aşamalarını göstereceğim. İlerleyen zamanlarda maydanozu, marulda size göstermeye çalışacağım. Şimdi biz saplarını temizledik. Bunları şişeye hazırlayıp şişeye çelikleyeceğiz. Şimdi şişemizi bir şiş eski bir torbine yardımıyla ocakta ısıtarak bu şekilde delebiliriz. Derken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Deliklerin biraz çapraz olması gerekiyor. Aynı sırada olmaması gerekiyor. Çünkü yukarı doğru büyüyecekleri için birbirinin güneşini engellememeleri gerekiyor. Bu şekilde şişemizi deldik. Şimdi bunu toprakla dolduracağız. Değerli Yolcu TV izleyenler, şimdi biz çeliklerimizi hazırladık. Büyük yapraklarını hep kopardık. Bu şekilde nanelerimizin sap kısımları kaldı. Normalde bunlar ne olacak? Çöp olacak. Biz çöp olmaması için, tekrardan hayat bulması için bunu şişeyi deneyeceğiz. Onu da göstereceğim. Şimdi toprakla doldurup sulayacağız. Bu şekilde pratik bir bilgiyle İnşallah nanelerimiz tutacak. Tekrardan taze taze istediğimizde koparabileceğimiz, hiçbir zaman solmayacak bir nanemiz olacak. Değerli izleyiciler, şimdi şişemizi toprakla doldurduk. Deliklerimiz belli. Çeliklerimiz hazır. Bu çok basit. Burada püf nokta ne var? Sadece diktiğimiz çeliklerin yönünü karıştırmıyoruz. Bak, yapraklar yukarı doğru. Yani kök tarafı toprağa gelmesi lazım. Bakıyorsunuz, kök tarafı toprağa gelmesi lazım. Bir de şişeye dikerken biraz aşağı doğru böyle çaprazlamasına sokarsanız çok daha iyi olur. Tabi toprak sıkı sıkı olduğu için girmekte zorlanabilir. Eğer çelikleriniz çok ince ise, girmekte zorlanıyorsa deldiğimiz çubukla toprağı açıp, toprakta yerini açıp, tek başına yapmak zor oluyor. Toprakta yerini açıp o şekilde de dikebilirsiniz. Bu kadar basit. Şimdi suyunu da vereceğiz. Ben bunu dikeyim. Hepsini hazırlayayım. Suyunu da vereceğiz. Bizim nane bahçemiz taze, günlük, yemyeşil. Aynı zamanda kokusu da evimizin içerisinde, nane bahçemiz hazır olacak. En son aşamasında size göstereceğim. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi nane bahçemiz hazır. Şimdi bunun böyle çok tuhaf gözüktüğüne bakmayın. Yapraklar yeşerince, bazılarında yapraklar yok. Yapraklar yeşerince bu evinizde çiçek gibi duracaktır. Çok güzel olacaktır. Aslında fazlaya da gerek yok. Onar kök maydanoz, 10 kök naneniz olsa evinizdeki taze salatanıza yeter de artar bile.
Bakalım bu kaç günde yeşermeye başlayacak. Onun bilgisini de size vereceğim. Bizi izlemeye devam edin. Bizimle kalın. Yolcu TV'de kalın. Hoşça kalın. Sevdiklerinize de tavsiye etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Görüyorsunuz çeliklerimizi diktik. Şimdi son aşamamız olan can suyunu vereceğiz. Can suyunu ağzına kadar doldurmaya gerek yok. Deliklerden dışarı çıkar. Ağzına kadar dolu olursa. Çünkü toprağın nemli kalması yeterli olur. Nane zaten çok çabuk kök salan bir bitki. Çok çabuk saran bir bitki. İçindeki toprağın nemli olması yeterli. Yavaş yavaş can suyumuzu veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Toprağın suyun emmesini bekliyoruz. Yavaş yavaş bunu vereceğiz ve hayat bulmasını bekleyeceğiz.